Evet arkadaşlar, esasında hani Bourdieu, Habermas, Bauman ve hani araya bir şekilde Geertz, hani bir antropoloji koydum ve Foucault'dan sonra Hart ve Negri'nin İmparatorluk kitabını alıp tartışmam önemli benim için şu açıdan. Şimdi de özellikle Bauman'da artık içinde olduğumuz düzenin, modernitenin veya kapitalist düzenin artık ulusal toplumları, ulusal devletleri aştığını ve katı modernite veya ağır hani kapitalizm dediği Bauman'ın aşamayı geride bırakıp hani bu işte hafif kapitalizm dediği veya işte modernitenin esnekleşmiş hali, akışkan modernite dediği hani dünyada yaşıyoruz. Ve burada da artık proletaryadan prekaryaya geçmiş durumdayız diyordu. Şimdi buradan aldığımız zaman Negri ve Hart diyor ki veya Negri Hart'ın durduğu yerden baktığımız zaman bu dünyaya Bauman'ın gördüğü kadar belirsizlik yok. Hatta tam tersine içinde olduğumuz dünya over-determined diyorlar. Yani fazla belirlenmiş. Over-determination kavramı hem bu Freud'u anlatırken, Freud'un rüyalarını anlatırken kullanılan bir kavramdır. Birçok kuramcı kullanır. Mesela Althusser'de kullanır. Yani belirsiz, tamamen kaotik görünür. Ama şu anda var olan düzen, küresel kapitalizm, şu anda var olan küresel kapitalizmin bir düzeni vardır ve bu düzeni biz İmparatorluk kavramıyla anlatacağız diyorlar. Şimdi ama Bauman'ı da tamamen yanlışlamıyorlar. Doğrudur. Kaos oradadır. Hemen görünürdedir. Veya bu belirlenmişliğin altında kaotik bir karmaşıklık yatmaktadır. Ama bu karmaşıklık belirli bir şekilde bir düzenin ortaya çıkmasını sağlayan dinamikler vardır diyor. Şimdi burada anlatmaya çalıştıkları şey şu. Şimdi bir dönem önce diyelim ki 1970'lerden önceki dünyada veya hatta daha geriye gidelim. Yani gelecek hafta ele alacağımız Wallerstein'ın açısından bakacak olursak işte 15. 16. yüzyıldan itibaren hani bir küresel bir kapitalist dünya sistemi ortaya çıkıp hani sonunda bütün dünyayı kapsadı. Hem kapsadı hem de kapladı. Yani ve özellikle de hani 19. yüzyılda ve 20. yüzyılda özellikle 20. yüzyılın başlarında bütün dünyayı emperyalizmler olarak paylaştı. Şimdi Hart ve Negri diyor ki kapitalizmin işte 1890'larda geldiği gelişme aşamasında 1880'ler, 90'lar veya işte Birinci Dünya Savaşı öncesinde
ki durum nedir? Dünyanın bir kısmını İngiliz kolonyalizmi ve emperyalizmi kendi devletinin, ulus devletinin kontrolü altına almıştır. Aynı zamanda ekonomik sistemini altına almıştır. Yani bütün hakim olmuştur. Fransız ulus devleti, Fransız emperyalizmi olarak yani dünyanın başka bir yerine hakim olmuştur. Aynı şekilde hani Hollanda emperyalizmi, Geertz'i tartışırken gördük. İşte Endonezya'da mesela hakim hale gelmiştir. İşte belirli yüzyıldan itibaren işte bağımsızlığa kadar işte İtalyan, İspanyol bunlar arasında hani geç kalanlardan birisi Alman emperyalizmi ama o da mesela kendine hani belirli bir yer açmış mesela Osmanlı İmparatorluğu'nda hakim duruma gelmiş. Daha önceden işte hakim durumda olan İngilizler, Fransızlar hani bunu hoş karşılamamışlar ve hani o dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nun durumu hani büyük güçlerin kendi aralarındaki mücadeleleri tam çözülemediği için herhangi birisinin kontrolüne verilememişliği söz konusu hani böyle değerlendirilir. Mesela Çin işte sonunda Japonya Çin'e tamamen hakim olmaya girişmiştir. O İkinci Dünya Savaşı'ndan önceki durum biliyorsunuz. İşte Hindistan tamamen İngiliz emperyalizmine. Ha, diyor ki Negri ve Hart 1970'lerden itibaren daha doğrusu şöyle bir kere daha geriden alıyorum. Yine gelecek hafta tartışacağımız Wallerstein'e bir giriş yapmış oluyorum. Wallerstein bu 500 yıllık, 600 yıllık kapitalist dünya sisteminin gelişimini hegemonyalara bölür. Dönemlenmesi hangi ulus devletin ekonomisinin ve devletinin hegemonik olduğu, yani bütün dünya sisteminin işleyişinin zirvesinde olup bütün geri kalanını kontrol ettiği dönem. Yani ilk dönem, kapitalizmin ilk ortaya çıkmaya başladığında Hollanda bir şekilde, Hollanda devleti değil, Hollanda'nın olduğu yerde var olan birleşik şehirler, işte o Hollanda ilk defa kapitalizmin, yani daha önce var olan ticaret döneminden endüstri dönemine geçişin ilk başlangıcıdır. İngiltere onu Hollanda'nın elinden almış, yani Hollanda'nın hegemonya dönemi bitmiş, İngiliz hegemonyası başlamıştır. İngiliz imparatorluğu, hani İngiliz emperyalizmi. İngiliz emperyalizmi hakikaten uzun bir dönem, yani İkinci Dünya Savaşı'na kadar sürmüştür. İkinci Dünya Savaşı'nda hegemonya Amerika'ya geçmiştir. Fakat Amerikan hegemonyası döneminde işte bir aşamada Sovyetler Birliği hani bir karşı güç olarak ortaya çıkıyor. Gerçi Wallerstein açısından o dünya düzeninin bir parçası ama yine de hani iki süper gücün yönettiği bir dünya ama hegemonik olan Amerika diyor. Şimdi 1970'lerde artık bu hegemonikliği sürdüremez duruma geliyor. Neyse, bunların niye sürdüremez durum dediğini daha ayrıntılı olarak gelecek hafta tartışacağız. Şimdi şeyler açısından, Negri ve Hart açısından da aşağı yukarı bu gelişmeyi onlar başka bir açıdan ele alıyorlar. Yani
Wallerstein hani daha ekonomik iş bölümü açısına ele alırken Negri ve Hart başka bir boyutuna, tamam Wallerstein'in boyutunu reddetmiyorlar. Ama onun yeterli olmadığını yeni ortaya çıkan yani 1970'lerin sonu 80'lerden itibaren ortaya çıkan dünya düzeninin, yeni dünya düzeninin hani başka günlük hayatta ve başka kurancılar tarafından küresel düzen, küreselleşme diye adlandırılan yeni dünya düzeninin esasında bir egemenlik değişimi, egemenlik paradigmasının değişimi olarak ele almak gerekir diyorlar. Ve onu 1648 Festivalia Anlaşması. Bu uluslararası ilişkilerde çok önemli bir tarihtir. 1648 Festivalia Anlaşması. Çünkü bu anlaşmayla birlikte Avrupa'da ulus devletler düzeni ortaya çıkmıştır. Gelsi o sıradaki devletler hani Fransız devriminden sonraki kapitalist devletler değil veya hani parlamenter ulus devletler değil. Bunlar monarşik ulus devletler. Monarşik ulus devletlerin birbirlerinin iç işlerine karışmayacağı şeklinde en azından hani Avrupa platformu düşündüğümüz zaman. Ama her bir ulus devletin Avrupa'nın dışındaki dünyayı hani paylaşabileceği denen kabul edilmiş bir şey bu Westfalia Anlaşması'nda. İşte diyor bu Westfalia Anlaşması ulus devletler arasındaki ulus devletlerin ortaya çıkışının meşru olarak kabul edilişi ve bir ulus devletler düzeninin kuruluşu krize girmeye başlamıştır diyor. Ne zaman? Birinci Dünya Savaşı'nda. Yani Birinci Dünya Savaşı esasında ulus devletler düzeninin karşılıklı anlaşmalarının hem Balkanlarda hem dünyanın geri kalanında artık çalışmamaya başlaması, Birinci Dünya Savaşı, onun hani ayrıntılarına girmeyeceğim, Almanların ve Osmanlı'nın hani yenilerek çıkması ve hatta işte üç imparatorluğun yıkılması, bu Habsburg Macaristan Ömer Faruk kaybedenler işte Almanya özellikle ve işte Alman Macar İmparatorluğu dağılıyor yani biliyorsunuz orada işte Osmanlı İmparatorluğu dağılıyor ve Rusya yıkılıyor yani Rus İmparatorluğu yıkılıyor falan yani üç tane hani Birinci Dünya Savaşı böyle. Ama Birinci Dünya Savaşı esasında İkinci Dünya. Yani bu ulus devletlerin birbirleriyle anlaşamama meselesi devam ediyor. İkinci Dünya Savaşı işte yani okumuşsunuzdur bu kısmı. Hani bu kitabın hani bu girişlerinden sonraki gelen kısmı o dünya düzeni. Dünya düzeni diye anlattığı yerde hani işte bu 1945'ten 1989'a kadar bir şekilde yani 45'te çalışmadığı İkinci Dünya Savaşı'nda artık tamamen o ulus devletler Festivalya Anlaşması'nın iflas ettiği görüldükten sonra acaba uluslarüstü bir düzen kurulabilir mi? Ve işte hani bildiğiniz Birleşmiş Milletler'in kurulması İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ve Birleşmiş Milletler'in yani zaten öyle diyorlar yani Birleşmiş Milletler işte 1989-90'dan sonra onların imparatorluk dedikleri şeye geçişin bir ara dönemidir diyorlar. Yani Birleşmiş Milletler bu geçişin tüzel yapılarından birisidir. Ama o tüzel kuruluş diyelim, tüzel kuruluşu
kavramlaştırmak istiyorsak diyor, yeni dünya düzeninin, Birleşmiş Milletler'in tüzel kuruluşu yeterli değildir. Yani onu aşan bir tüzel kuruluşlar çokluğu vardır. Yani bunların bir araya gelmesiyle bir işte burada işte 1990'dan itibaren bir küresel egemenlik ortaya çıkmıştır diyor. Yani bakın, yani Hart ve Negri'nin diğerlerinden farklı olarak ele aldıkları şey, ulus devletler düzeninin 1648'den beri devam eden düzenin İkinci Dünya Savaşı'nda, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları'nda bozulmuş olmasının ortaya çıkması ve işte Amerikan hegemonyası çerçevesinde bir süre daha devam edebilmesi, hani Amerikan emperyalizmi olarak, hegemonyası ve emperyalizmi olarak, hani gerçi onu Sovyetler Birliği, daha sonra Çin, daha sonra Vietnam, yani her birisi ayrı ayrı teker teker meydan okudular hani bu hegemonyaya, hani İngiliz hegemonyasına, İngiliz hegemonyasına da meydan okumalar oldu ama Amerikan hegemonyasına, yani dünyanın ekonomik, siyasal, sosyal gelişmesinin geldiği aşamada Amerika hani belirli bir dönem bu hegemonyayı sürdürebildi ama işte ne pahasına, sonunda Vietnam'dan yenilerek çekilme pahasına, yani sonunda yenilerek çekildi. Sonunda tanımadığı, o ana kadar tanımadığı, yani bu işte bu 70'lerdir yani sözünü ettiğim, Çin'i tanıması, şey, ya onunla bir şey kurması, Nixon'un oraya gitmesi filan, yani bir Amerikan Cumhurbaşkanı'nın hani böyle bir gelişme ve esas olay Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte 1989-90'da hani ne düşünüldü? Tamam, o zaman tek kutuplu işte Amerikan hegemonyası, Amerikan emperyalizmi bütün dünyaya hakim olacak diye düşünüldü. Ama diyor yani bunu hem Wallerstein hem Negri ve Hart, ama Amerikan hegemonyası tek ayak üstüne kaldı. Yani daha önce iki ayaklı bir, iki süper güç düzeni, tek ayaklı bir düzen ve tek ayak üstünde kalamayacağı için de başka bir şeye evrildi. Başka bir şeye geçişin başlangıcı oldu bu. Veya başlamıştı, hızlanmasını sağladı diyorlar. Niye? İşte biraz önce söylediğim yeni bir iktidar biçimine. Yeni bir iktidar biçimi, işte burada Foucault'ya giriyorlar. Hani Foucault'un zaten anlatmaya başladığı işte mutlak iktidar, peki mutlak iktidarın cezalandırma biçimleri, farklılığı falan ve bunun nasıl mutlak iktidardan işte klasik dönemde 18. yüzyılda işte panoptikan iktidar denilen veya disiplinci iktidar denilen iktidara yavaş yavaş geçildiği, işte bunu hani hapishane kitabında yani disipline et ve cezalandır, hani kitabın başlığı bu, hani orada yeni bir gözetim biçiminin, yeni bir disiplin biçiminin, yeni bir yönetme biçiminin ortaya çıktığı, yani modernite, modern kurumların ortaya çıkışı, modern disipline edici kurumlar, işte hapishane, hastane, fabrikalar, okullar, yani nüfusu bir yere merkezileşmiş kurumlar, hiyerarşik merkezi kurumlar ve bürokrasiler yoluyla yönetme. Hani bu Bauman'ın falan da hani katı modernite dönemi için hani uzun uzun anlattığı. Ama işte bu
iktidar biçimi bir yandan da ona paralel olarak biyo iktidarı davet etti. Biyo iktidar, hani Foucault'un disiplinci iktidara, disiplin kurumlarından oluşan topluma ek olarak bir biyo iktidar, yani devletin biyo iktidar olarak, yani bütün bir nüfusu, bedenleri yönetmesi. Ama nasıl yönetmesi? Hani şeydeki gibi bastırarak değil, hani monarşik iktidarda olduğu gibi, tam tersine hani sağlığını gözeterek, bilgisinin gelişmesini gözeterek, doğumları, ölümleri, hastalıkları, bütün bunların bilimini, istatistiğini, demografisini hani yaparak, şimdi bütün bunlar ulusal düzeyde olurken yavaş yavaş yani bu ne gerektiriyor, bütün bu biyo iktidar veya disne edici iktidar, işte Foucault'un yine sözünü ettiği bilgi ve iktidar ilişkisi. Yani bilgiyi iktidara, iktidara bilgiye indirgemeden, hani böyle bir şeyin aptallık olacağını söylüyor. Ama hani bir anlamda bu, hani bir noktada yine 1990'lara doğru bir üretimde bilgi teknolojilerinin ortaya çıkışı, işte bilgisayarın belirli bir yere gelişi, yani 1984'te öldüğü için esasında bu gelişmeleri Foucault göremedi, ama işte 1970'lerin tam da hani Amerikan hegemonyasının çöküşü döneminde, tam da o sırada yeni bir devrim, hani ne diyelim, daha önceki sanayi devrimi gibi veya sanayi devriminin hani ikincisi oldu, üçüncüsü oldu, belki de hani dördüncüsü, yani bu nedir? Bilgi iletişim teknolojileri devrimi. Yani işte 1970'lerin bir yerinde uyduların, artık haberleşmenin uydular üzerinden yapılmaya başlaması. Yani biyo iktidarın ve disne edici iktidarın artık hani hiyerarşik kurumlarda değil, küresel düzeyde hani Bauman bunu biliyorsunuz, hani işte şeyin cep telefonu karşılıklı konuşmaya, toplum oluşturmaya son darbeyi indirdi. Hani insanlar artık hani yüz yüze konuşmanın yerine artık aynı masada oturan insanlar bile neyse cep telefonlarıyla konuşurlar. Yani sanal bir iletişim düzeni. Yani burada tabii hemen şeyde devreye sokuyorlar Habermas'ı. Ama eleştirerek, yani Habermas ne diyordu? Araçsal aklın hem ekonomideki hem de iktidar alanındaki düzeni hani öyle boyutlara vardı ki yaşama alanını, yaşantı dünyasını kolonize ediyor. Fakat daha sonraki veya ona paralel olarak şu ortaya çıktı ki bir iletişim, yani mahalle, aile de geçerli olan dile dayalı anlaşma, iletişimin bir makro biçimi, yani politik iktidar mekanizmalarına benzer, parayla çalışan ekonomik düzene paralel bir iletişim düzeni, iletişim sistemi ortaya çıktı ve diyorlar ki Habermas iletişimci eylemin, iletişimsel aklın
araçsal ve stratejik akıl tarafından kolonize edildiğini söylüyordu. İşte 1990'dan itibaren tam tersi oldu. Ne oldu? İletişimsel akıl, yani iletişim, ICT, yani bilgi, enformasyon, iletişim teknolojileri hem ekonomiye, hem siyasete, hem de günlük hayata girdi ve onları dönüştürdü. Onları dönüştürdü. Hani diyorlar ki işte bu yani iki paralel şey. Bir yandan ulus devlet egemenliği, yani ulus devlet emperyalizmleri krize girerken ve emperyalizmler artık çalışamadığı için onun yerini küresel egemenlik, küresel hegemonya, yeni bir egemenlik biçimi, bütün dünyayı kapsayan bir egemenlik biçimi, küresel egemenlik, bu küresel egemenliğe bir isim veriyorlar. Biz bunu hani Roma İmparatorluğu'ndan örnek alarak, başka imparatorluklardan örnek alarak, karma bir şey olduğu için, eski imparatorluklar da karma bir şey olduğu için biz bunu imparatorluk diye adlandırıyoruz. Hani başka bir şey daha uygun olabilirdi belki de. Hani imparatorluk yanıltıcı oluyordu ama yani artık bu emperyalizm değil. Emperyalizmden imparatorluğa geçilmiştir. Ulus devlet düzeninden küresel ulusal egemenlikten küresel egemenliğe geçilmiştir. Ama bu arada da nasıl tarımsal üretimden sanayi üretimine geçince, sanayi üretimi hani giderek genişleyip bütün ekonomide hegemonik hale nasıl geldi ve tarımı bile endüstrileştirdiyse, tarımın endüstrileşmesi, sanayileşmesi bir anlamda. Yani sanayide üretilen teknolojilerle, yani karasabanın yerini traktörün alması ve bütün diğer hani endüstriyel teknolojilerin alması tarımsal üretimde ve hani köylerden şehirlere büyük göç, hani üçüncü dünya ülkelerinde. Yani nasıl yani tarım sanayi devriminden sonra ve sanayinin bütün alanlara girmesiyle sanayiye tabi hale geldiyse, işte bu yeni dönemde yani ulusal egemenlikten küresel egemenliğe geçildiği dönemde sanayi hakimiyetinden enformatik veya ICT enformasyon için teknolojilerinin hakim olduğu bir üretim biçimine geçilmiştir diyorlar. Yani işte onu da hani size okumanızı istediğim hani bölümlerden birisi oydu, biliyorsunuz. Yani bölümün adı da bu biyopolitik politik postmodernleşme ya da üretimin enformatikleşmesi. Yani hani oraya kadar gelememiş olabilirsiniz ama yani Negri ve Hart bir yandan siyasal bir dönüşümün izliyorlar. Öbür yandan da bütün bir ekonominin, yani dünyadaki bütün ekonomilerin bu enformatik devrimle birlikte, bilgi iletişim teknolojileri devrimiyle birlikte nasıl küreselleştiğini ve hani buradan bir ulus aşırı sermayenin hani ortaya çıkıp bütün dünyayı kapsadığını, ulus aşırı firmalar, ha? Ulus aşırı firmaların işte bütün dünyada ve işte ağ bağlantılarıyla yani diyelim ki hani
Ford'un Amerika'daki şubesi, Brezilya'daki şubesi, Hindistan'daki şubesi, Türkiye'de, yani bütün bunlar birbirleriyle işte bu bilgi iletişim ağlarıyla ilişki içinde ama aynı zamanda bir hiyerarşi. Yani daha önceki dönemin hiyerarşik, yani Foucault'un disipline edici veya hani Weber'in bürokratik örgütlenme dediği biçimiyle artı, ama dünya çapında bütün dünyayı kapsayan hale geldiği için bu küresel kapitalist üretim, küresel sermaye, bir yandan da işte bu enformasyon ağlarıyla ağsal bir yapılaşma, ağ ve hiyerarşi. Bunu da hani yine bir dönem Dölanda'yı ele aldığımızda bu ağ ve hiyerarşi meselesini tekrar ele alacağız ama Negri ve Hart bunu ele alıyor ve bu ikisinin nasıl birleştiğini ve bir örnek veriyorlar. Biliyorsunuz Bauman da bu örneği verir. Hani Bauman katı moderniteyi anlatmak için Ford fabrikasını örnek verir. Hani Ford fabrikasında nasıl emek ve sermaye ömür boyu evlenme gibi, hani birbirlerine işte işçiler oradan emekli oluncaya kadar, işte sermaye açısından da hani bütün orada öğrendiklerini orada fabrikaya sermaye vermeye devam, yani uzun süreli sözleşmeden hani akışkan moderniteye veya hafif kapitalizme geçişle birlikte bunun işte kısa süreli olması. Benzer bir şekilde yani bu Ford fabrikası örneğini Negri ve Hart da kullanıyor. Diyorlar ki Ford fabrikasının 1930'lardaki Detroit'teki örgütlenişi, yani tamamen Foucault'cu bir örgütlenme, panoptikon, hiyerarşik, işte oradaki gözetleme biçimi, yani bildiğimiz klasik fabrika örgütlenmesi. Yani üreticilerin belirli bir mekana, belirli bir çatı altına toplanarak hani bir anlamda işte emek ve sermaye arasındaki sözleşmenin zorlayıcılığını kullanarak bir arada tutulan bir örgütlenme biçimi hani bu Detroit'teki işte Ford fabrikası. Ama bugün diyor hani işte 2000'lerde diyelim ki Brezilya'da kurulan Ford fabrikası veya Türkiye'de kurulan Ford fabrikası ile o fabrika aynı şey değil diyor. Aynı şey değil. Çünkü Brezilya'da 1990'larda 2000'lerde kurulan Ford fabrikası yeni bir teknolojiyle işte tamamen yazılımlarla örgütlenmiş, yani üretilecek ürünün, üreticilik ürünün işte tüketici tarafı, neredeyse tüketici tarafından tasarımının görüldüğü, yani bir prototipinin çıkarıldığı, neredeyse prototipinin alıcıya satıldığı, satıldıktan sonra araba üretiliyor. Oysa ki hani 1930'larda, 40'larda, yani bu döneme kadar önce üretiliyor, üretilen metallar tüketici bulmaya çalışıyordu. Ama bu yeni dönemde, ki bunu hani Bauman da aynı şekilde hani tüketim toplumu diyor. Bunlar da hani bu yeni postmodern üretim biçiminde, enformatik üretim biçiminde, enformatikleşmiş üretim biçiminde de üretim tüketime tabi olmuş durumda. Bunu işte Ford fabrikası, Ford türü üretimden, 1930'lardaki Ford tipi üretimden Japonya'daki Toyota türü üretime geçiş. Yani Toyota şeyin örneği,
işte bu önce tasarımının çizilmesi, yapılması, her şeyin hazır. Yani bütün bunlar neyi gerektiriyor? İşte bilgi iletişim teknolojileriyle bütün üretimin bütün planlaması enformatik olarak hazırlanmış. Ancak üretimi tüketicisini bulduktan sonra yapılıyor. Yani bu hani yeni bir dönem. Yani dolayısıyla hani kol emeği tamam, kol emeği devam ediyor. Fabrikalar devam ediyor. Fabrikalar veya fabrikada çalışan işçiler dünya çapında baktığımız zaman belki de hizmetlerde, yani dünya çapında baktığımız zaman bu enformatik sektörde çalışan çalışan hadi iş tırnak içinde işçiler diyelim, çünkü işçi dediğimiz zaman hani gözümüzün önüne mavi yakalılar geliyor, yani fabrikada çalışanlar geliyor, ama bu enformatik sektörde çalışanlar hani o dönemde beyaz yakalılardı, hani bu dönemde profesyoneller, yani bunlar mühendisler, teknisyenler veya hani biraz sonra göreceğimiz bu hani ne diyorlar buna? Bu yeni emeğe maddi olmayan emek. Maddi olmayan emek. Maddi olmayan emeği de ikiye ayırıyorlar. İşte birisi bu şu sözünü ettiğimiz bütün bu tasarımları yapan, yani hani benim verdiğim örneklerden birisi şeydi, Denizli'de. Yani ben Denizli'liyim. Denizli'de eğer bir fabrikada işte bir firmanın, diyelim ki bir Amerikan firmasının istediği bir bornoz, yani tekstil sanayi bir dönem çok gelişmişti, üretilecekse o bornozun deseni nasıl olacağı, hani bir şey olarak, bir tasarım olarak, yani yazılım, yani bir diskette bir yazılım geliyor. Onu hani fabrika makineleri öyle kurulmuş ki onu diskete takıyor şeye, fabrikanın hani yerine, hani tamamen o işte Nokia'nın istediği şekilde bir havluyu, bir bornozu, bir neyse başka hani spor giyim malzemesini tamamen merkezden gönderilen yazılım çerçevesi içinde üretiliyor. Yani orada hani bu kısmında beyaz yakalılar, mühendisler çalışıyor. Ama tabii ki ipliğin işte pamuktan ipliğin çıkması, onun boyanması, yani bütün tabii ki hani o kısımda var. Ama diyorlar ki bu kısım, yani kol emeğine dayalı eski tip endüstriyel üretim kısmı bu ikinci yani enformatikleşmiş üretime tabi hale gelmiştir. Veya enformatik üretim, enformatik olmayan endüstriyel üretime ve tarıma hakim olmuştur. Yani nasıl daha önceki dönemde endüstriyel üretim tarımsal üretime hakim olmuştu, bu dönemde de enformatik üretim endüstriyel üretime ve tarımsal üretime hegemonik, yani kullandıkları kavram bu, veya hakimiyet, hakim hale gelmiştir. Ama bu hakimiyet, onu söylemeye başlamıştım, yani sayısal hakimiyet olmayabilir. Yani tabii ki hani Amerika'da veya İngiltere'de, Almanya'da, diğer ülkelerde hizmet sektörü, yani enformatik üretimin sektörü, yani tarım ve klasik veya ağır sanayi dediği Bauman'ın da çalışanların oranı giderek düştü. Yani Amerika'da, İngiltere'de. Hani bir yol bu. Bu enformatik üretime geçişte iki yoldan söz ediyorlar. Bir yol bu ağır sanayi kısmını, mavi yakalılar kısmını
hızla geri plana itip, hani enformatik ve biraz sonra sözünü ettiğim, yani sadece bilişsel maddi olmayan emek değil, aynı zamanda duygusal emek, duygulanımsal emek, yani bütün eğitim, bütün hizmetler, finansal hizmetler, mühendislikler, yani bütün o hani sosyal bilimler, tıp bilimleri, mühendislikler, yani bütün onları kapsayan hizmet sektörü hakim hale geldi. İngiltere, Amerika gibi, Kanada gibi ülkelerde. Belki de işte esasında Trump'ın, hani Trump'ı destekleyenler, o kaybettikleri başka ülkelere göç etmiş olan hani ağır kapitalist sanayinin, hani Trump Amerika'ya geri getireceğim, yani yeniden kömürle çalışan fabrikalar kuruyor, hani yani bu oradaki mücadele buydu, hatırlarsanız. Bir yol bu diyorlar, bu enformatikleşmeye geçişte. İkinci yol Almanya ve Japonya'nın yolu. Almanya ve Japonya'da ağır sanayi, yani hani klasik endüstri ile yeni bu enformatikleşmiş üretim birlikte ve işte mavi yakalılar Amerika, İngiltere'ye göre daha yavaş bir şekilde düşüş gösterdi ve hani hizmetler sektöründe olanlar hani daha hızlı bir şekilde, yani Amerika'da hızlı bir şekilde yükseliyor ama Almanya ve Japonya'da daha yavaş bir şekilde sanayi kesimi düşüyor, enformatik kesimde daha yavaş bir şekilde yükseliyor. Ama yükseliyor. Yani bu ülkelerde, Almanya'da da yani buralarda enformatik sektörde, hizmetler sektöründe çalışanların yüzdesi, yani %70'lere, %80'lere, hani sanayide %20'lere, yani düşmüş durumda. Ama dünya açısından baktığımız zaman tabii ki ağır sanayi kısmı, mavi yakalılar kısmı niceliksel olarak hala, ve tarım tabii ki, tarım ve bildiğimiz sanayideki çalışanlar yüzdesi dünyayı birim olarak aldığımız zaman niceliksel olarak daha büyük, yüzdesi daha büyük. Ama nasıl işte diyelim ki 50 yıl önce, 70 yıl önce, 100 yıl önce hala tarım, dünya çapında tarımda çalışanlar yani kahredici bir çoğunlukta olduğu halde sanayi sektörü bütün dünyaya hakim olduysa, sanayi kapitalizmi bütün dünyaya hakim olduysa, şimdi de enformatik kapitalizm, yani bu işte küresel ve işte bu, yani imparatorluğun bir boyutu olan, yani bu bilgi ve duygulanıma yönelik üretim. Yani bu, hani şimdiye kadar bu üretimi biz hani biraz işte fabrikaların giderek nasıl bilgi iletişim teknolojileri tarafından geçildiğini anlatmış olduk. Ama esas okuyanlarınız var. Esas biyopolitik üretim dediği yer duygusal emeğin hakim olduğu yer. Yani bu yeni iktidar döneminde, bu imparatorluk egemenliği döneminde bu enformatik enformatik üretim biçiminin, hani bildiğimiz endüstriyel ve tarım üretimine hakim olmasına paralel olarak öyle yeni bir alan açıldı ki burada duygulanımlar üretiliyor.
Yani dur daha da şey. Yani hani Foucault ne diyordu? Ben iktidarı özne oluşumunu, özne üretimini anlamak için iktidarı çalışıyorum. Hani sonunda anlamak istediğim öznelerin özneleşmenin nasıl çalıştığı, nasıl bir süreç sonucu bedenlerin disiplin altına alındığı ve hani çağrıldığı, hani bu Althusser'de de vardır. Yani özne olduğu, tabi olduğu, tabi özne hani belirli hiyerarşilere tabi veya hani kendi kendine, kendi vicdanına tabi. Hatırlarsanız hani son yazılarında bu ikinci boyutunu da kendi vicdanına tabi olarak özneleşme, kendine bakım şeklinde özne, yani bu Foucault'da. Şimdi Negri ve Hart diyorlar ki imparatorlukla birlikte, yani imparatorluğun bu maddi olmayan, bilişsel de olmayan, yani bu duygulanımsal emek kısmı, işte biraz önce sözünü ettiğim bütün bir eğitim sistemini, bütün işte kindergarten'dan başlayıp üniversitelere kadar eğitim sistemi, eğitim sisteminin işleyişi ve oradaki öznelerin, kimliklerin üretimi, yani orada bedenlerin dönüştürülmesi. Sadece bu değil tabii ki. Bu neyle destekleniyor? Yani bütün bir sinema sektörü, hani Hollywood, Bollywood, diziler, yani bütün televizyonlardaki kaç kanaldan diziler, yani düşünün, hani bir zamanlar bu Brezilya'dan gelen pembe diziler vardı. Hani ama şimdi yani bu hani 1970'lerden 80'lerden veya günümüzde, yani günümüzdeki bu televizyonlar ve tabii hemen buna ekle yani bütün bir sosyal medya, internet ve tabii ki hani işte bu televizyonlar ve hani bilgisayarlar, dizüstü, masaüstü ve bütün buna cep telefonlarının eklenmesi. Yani bütün insanlar bir şekilde ağsal bir biyopolitik üretim süreçlerinin içine daha 2 yaşından, 3 yaşından itibaren, hani böyle benim 2 torunum var. Kızım mümkün olduğu kadar bu torunlara cep telefonunu hani işte 12 yaşına kadar vermeyeceğim. Hani 12 yaşına kadar bu çocukların hani bu sosyal medyaya, bu hani işte bu yeni hegemonik özne üretme biçimine hani dahil olmaması gerekir sağlıklı olmaları için diye düşünerek vermemeye çalıştılar. Aman yani hani ben şunu bilirim. Ya bir yaşında bu çocuk bu cep telefonunun bütün şeylerini benden iyi biliyor diyor mesela. 50-60 yaşında bir adam hakikaten de biliyor yani. Buradan öbürüne nasıl geçilir, şu imaj nasıl bulunur, bunu nasıl yapılır, internete nasıl girilir, nasıl çıkılır, filmi nasıl oynatmaya başlanır, ses kaydı nasıl yapılır. Yani bütün bunları, neyse bir yaşındaki bilmiyorum ama 3 yaşındaki, 5 yaşındaki, 8 yaşındaki, yani artık hani çocukluktan itibaren öyle bir iletişimsel, bilgisel, duygusal, işte biyopolitik üretim ağlarının içine giriyor ki insanlar, hani
Hani eğitim sistemi deyince biraz önce kindergarten'dan üniversiteye kadar diye. Düşünsenize yani şu biraz önce anlattığım işte artık kaç yaşından itibaren aileleri izin vermişlerse bu çocukların daha başından hani işte ne diyoruz bu 2000 yılında doğanlar bu Z kuşağı. Ya Z kuşağı farklı diyoruz falan. Niye farklı? Çünkü hani onlar farklı bir şekilde yani bu yeni diyor yani Negri ve Hart bu yeni evet şimdi söz vereceğim bu yeni özne üretim biçimi tarafından biçimlendirildi. Yani sadece aileler, eğitim kurumları değil, işte bütün bu cep telefonları, sosyal medyalar, bütün bunlarla, evet, kim söz istemiş? Evet, Hümeyra. Hocam sizi de bölmek istemedim ama sizin... İyi oldu, böldüm ya, ben çok yoruldum yani böyle durduran birisi olmayınca konuşmaya devam ediyorum. Ben de hani fikrimi paylaşmak istedim. Benim de 6,5 yaşında oğlum var. Bu sene 1. sınıfa başladı. Evet. Ben de aynı kızınız gibi belli bir yaşa gelene kadar televizyon, telefon asla taraftar olmayan bir zihniyetteydim. Fakat özellikle arkadaş çevrelerinde, arkadaşlarımın çocuklarında öyle bir şey gördüm ki mesela bir arkadaşımın kızı aynı yaşlarda ilkokul 1. sınıfta çok akıllı, IQ'su yüksek bir çocuk ve bunu özel güzel bir okulun sınavına sokuyorlar. O yaşa kadar aile çocuğa internet, online bir şey veya bir teknolojiden her şeyden uzak tutmuş ve tesadüf ki girdikleri o özel okulun sınavı online yapılıyor. Çocuk da bunu daha önce hiç yaşamadığı için başarı gösteremiyor. Ve bu sefer çok üzülüyor. Ben şimdi bunları çevremde gördükçe kendime gerçekten şunu söyledim. Sisteme ayak uydurmadığınızda sistemin dışında kalıyorsunuz. Aynen, evet. Şu an öyle bir teknoloji çağı ki mesela ben İzmit'te oturuyorum. Burada çocuk üniversitesi diye bir şey kuruldu. Çocukları sınavla alıyor ve yazılıma yönelik, yazılımcı olarak yetiştiriyor. Hafta sonu gönderiyorsunuz çocukları. Mesela en basit yine başka bir örnek hızlıca geçiyorum. Pandemi olduğu için haftada 2 gün okula gidiyorlar. Diğer 5 gün akşamları online ders görüyorlar. İlkokul olmasına rağmen canlı ders. Teknoloji hayatın içindeki bunu hani yaptırmaktansa, dışarıda bırakmaktansa doğru kullanmayı, yönetmeyi öğretmek gerekiyor sanıyorum. Evet. Yani sanıyorum bu çocuk üniversiteleri oldukça yaygınlaşıyor ve ümit ederim hani işte senin ve benim kızımın duyarlılığını gösteriyorlardır tahmin ediyorum. Yani bizim üniversitenin de bir çocuk üniversitesi var. Yani onu hani tamamen şeye esir olacak şekilde değil de dediğin gibi daha yani hem onları bilecek ama hem de kendini kaptırmayacak bir yol. Yani benim alanım değil. Onun için şu anda bilemeyeceğim ama sizlerin bilmeniz lazım. Yani Hümeyra senin bunu öğrenmen lazım. Araştırıyorum zaten hocam. Evet. Yani evet haklısın. Hani işte çocuklar kodlama öğrenmeli diyor. Tamam mı? Ya ben kodlamayı hani biz benim kuşağım işte ben üniversite son sınıfa geçtiğimde daha doğrusu 3. sınıftan 4. sınıfa geçtiğimiz yaz işte Kırıkkale ve Keskin'de, Kırıkkale'de 1000 anket, Keskin'de 100 küsur anket vermiştik. Bu anketleri işte kodlayarak o sırada ODTÜ'de sadece fizik bölümünde ve neredeyse yani bir bina kadar büyük olan bir bilgisayarda analiz ettirmemiz gerekiyordu ama bunu yani bu 1000 kişilik anketi bilgisayarda analiz edilebilmesi için bunu kodlayın öyle getirin dediler. Ha hemen oturup zaten daha doğrusu biz anketimizi hazırlarken kodlanacak şekilde hazırlamıştık. Yani kodlamayı ben dolayısıyla 20 küsur yaşında öğrendim. Ama şimdi bu hani çocuk üniversitelerinde veya hani genel olarak duyuyorum. İşte kodlamayı öğrenmesi lazım. Kodlamayı öğrenecek ki falan değil mi? Yani
herhalde sizin çocuğunuz da yani bir noktada kodlama öğrenecek. Veya öğrendi mi bile bilmiyorum. Öğrenecek sanıyorum hocam. Değil mi? Yani şöyle, bu, şu an mesela canlı derslerde öğretmenleri zaten o mantıkta onlara yönlendirme yapıyor. Matematikte öyle sorular soruyor ki ben bazen öğretmenle teki tek konuştuğum zaman hocam diyorum 6,5 yaşında daha birinci sınıfa ilk defa başlamış, okuma yazma öğrenmemiş bir çocuğa böyle bir matematik sorusu sormak normal mi? Ve öğretmen bana şu cevabı veriyor. Biz ondan cevap vermesini ya da doğru cevap vermesini değil, o soruyu sorduğumda düşünmeye sevk ediyoruz. Mantığını kavramasını sağlıyoruz. Düşünmesi yeterli, mantığını anlaması yeterli diyor. Gerçekten şu an eğitim sistemi çok farklı bir noktada gidiyor. Evet. Teknoloji yani işte evet. Evet. Çok güzel. Yok, çok yani iyi ki bunu hani gündeme getirdin. Aynen. Yani şimdi yani bu ne gibi artın yaklaşımı açısından da baktığımız zaman bu yeni dünya düzeninde bir ortaklaşa ağsal bir akıl ortaya çıkıyor. Yani yani insanlar hani öyle şeyler öğrenecekler ki birbirlerine yani bildiklerini veya bilmediklerini hani bulmaya başladıklarını birbirlerine ekleyerek kolektif bir şekilde bu Negri'nin yani biraz önce dedim ki bu yaklaşımlarını ortaya çıkarmak için hani üst üste birkaç kuramı üst üste koyuyorlar. Hani tamam bunlardan bir tanesi Foucault. Ya, zaten ona çok referans verdim. Ama diğer bir referans işte belki de Habermas hani burada Habermas'a da çok veriyorlar. Hani Habermas'ın iki şeyine bir sistemler olarak kavramlaştırması, ekonomik sistem ve siyasal sistem yani bu sistem. Ama bunlar burada Habermas'ı değil de Luhmann'ı kullanıyorlar. Luhmann'ı biz de ele alacağız ileride. Şimdi Luhmann'ın sistemle ilgili autopoiesis diye bir kavramı var. Yani kendi kendini örgütleyen yani sosyal sistemi anlatmak için autopoietic sistem yani otonom yani kendi kendini üreten ve genişleten hani sistem diye bir kavramı var. Şimdi buna yani autopoietic sistem kavramına Rawls diye bir siyaset bilimcisinin adalet kavramını Rawls'un adalet kavramı da hani yine yaygın bir düzeyde insanların acaba eşit değilse bile eşite yakın bir şekilde hak ve adalet haklar verilebilir ve adalet dağıtılabilir mi? Çünkü bu küresel iktidarın veya imparatorluk hegemonyasının, egemenliğinin çağrılışını, yani çağrılıyor diyor. Nereden çağrılıyor? Dünyadaki pratikler. Hangi pratikler? Hani ön sözde de okumuşsunuz birçoğunuz. Ön sözde de belirtiyorlar. Yani bu kitap işte 1990'ların ortasına doğru değil mi? Başındaki Körfez Savaşı'yla 1997-98'deki Kosova Savaşı arasında. Yani hatırlayın Körfez Savaşı, birinci Körfez Savaşı şöyle bir hikaye vardır. Amerikan elçisi bir dönem işte Saddam'la konuşuyor. Bir partideler falan. Diyor ki Saddam, ya diyor hani ben 8 yıldır İran'la savaşıyorum. Yani hani İran'ın işte sizin de istemediğiniz devrimini bütün dünyaya ihraç etmesini hani durduran bir anlamda ben oldum.
ve bu kadar da zararım oldu. Yani bunu karşılamanız lazım. Yani yanı başında da Küveyt duruyor. Yani Küveyt'in de işte bu kadar petrolü var. Yani yoksa Küveyt diye bir şey olmayacaktı. Hani ben İran'ı durdurmasaydım. Dolayısıyla benim Küveyt petrolünde hakkım var. Yani onu, benim onu almam lazım filan diyor. Vallahi Sayın Saddam, hani sizi durduran mı var? Elinizi tutan mı var? Gibi bir laf ediyor ve Saddam müdahale ediyor biliyorsunuz. Yani Saddam müdahale eder etmez de yani biliyorsunuz işte Amerika anında işte Suudi Arabistan'a ve hani oraya ve konuşlanmaya başlıyor ve işte hemen İngiltere ben de varım diyor, Mısır ben de varım diyor. Yani işte ve bir koalisyon kuruluyor. Yani bakın Amerika artık hani tek başına değil yani hakkı yenmiş bir ülkenin, bir küçük ülkenin hakkını almak ve iade etmek üzere saldırganı durdurmak üzere. Hani böyle bir bağlam oluşuyor. Hani böyle bir bağlam hakkı, adaleti yerine getirmek üzere ve hani bombaları yağdırıyor biliyorsunuz. Yani hakkı, adaleti, barışı hani kurmak ama Saddam'ın başına ordularının başına yani daha sonra esasında ikinci Irak Savaşı'nda hani ne kadar bombanın atıldığı ve o hatırlar mısınız bilmiyorum. Yani 2003'te yani bütün Bağdat'ın bomba ışıklarıyla aydınlanması yani manzaraları televizyonlardan odamızda yani odamızda seyrettik. Yani hem birincisini hem ikincisini hem birinci Körfez hem ikinci Körfez Savaşı. Yani bu küresel egemenliğin ortaya çıkması bağlamında yani Rawls nereden çıktı? Rawls'un adalet kavramı, adaleti yeni kavramlaştırması yani autopoetik sistem kavramına hani adalet kavramını tabii ki işte bu yani Wallerstein'in hani dünya sistemini bir yandan hani düşünmeye devam ediyoruz ama bir yandan da Habermas'ın iletişimsel aklını ama bu sefer bilgi iletişim teknolojilerine bürünmüş haliyle yani hangi kuram ve tabii ki hani Foucault'un biyoiktidar ve tabii bütün bunlar hani Marx'ın kavramlaştırması olan kapitalizmin ilk çıktığında ki gevşek sahiplenme ele geçirmeyle daha sonraki yani kapitalizmin tam işlemeye başladığı dönemindeki gerçek subsumption yani gerçek olarak hakim yani üretimin tam olarak hakim kapitalist ilişkilerin hakimiyeti altına alınması yani bu kavramı bu sefer ama enformatik üretim ilişkilerinin ve imparatorluk yönetim biçiminin, küresel iktidarın yönetim biçiminin, yani küresel iktidar hani yine Foucault bağlamında hani bilgi, iletişim ve duygulanım birlikte yani, ve iktidar. Yani iktidar nasıl bilgiyle birlikte, duygulanımla birlikte, bilişsellikle birlikte, teknolojilerle birlikte nasıl ve işte bu adalet hak yani hani sınırları olmayan yani bütün dünyaya dışı olmayan bir sistem kurmam
İlk başta hakikaten bunun girişte bile anlatılmış durumda bu. Yani nasıl bu küresel iktidar zamanı, hani zamanı artık modernitede olduğu gibi hani sürekli gelişen bir dönemden öbürüne geç değil artık. Postmodernitede zaman zamansız zaman. Hani zamanın bir kere hakimiyeti altına alıyor ve mekanı, uzamı yani bütün bir uzamı, yani dışında kalan hiçbir yer yok. Bütün toplumlar en azından küresel yani dünya yüzündeki mekanların tümü hakimiyeti altında ve egemenliği hani bütün buralarda ve hani buralarda pratikte hani kan ve zulümle, yani bütün o sermayenin ve savaşların, yani savaşlar devam ediyor biliyorsunuz. Ama artık bu savaşlar daha önceki 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndaki gibi emperyalist paylaşım savaşları değil. Yani iç savaşlar genel olarak ve hani böyle küresel müdahaleleri gerektiren savaşlar, işte Suriye'de, Afganistan'da olduğu gibi, yani bu yeni küresel düzenin oluşmasını sağlayacak veya bu işte bu küresel düzen işte o çoklukla birlikte, çokluk kim? İşte bütün bu bilişim, duygulanım, bilgi işlerini yapan insanlar. Yani mühendisler, dizi üreticileri, yazarlar, aktörler, aktrisler, senaryo yazarları, roman yazarları, yani bütün bunlar hani buna katkıda bulunuyor diyorlar. Şimdi bu imparatorluğu yine girişlerden görmüşsünüzdür. Hani Roma'ya benzetiyorlar ve Roma'da, Roma İmparatorluğu'nu düşündüğümüz zaman Roma hibrit bir kuruluş. Yani bir yandan hani monarşik bir iktidar var ama zaman zaman cumhuriyet, demokrasi ortaya çıkıyor. Ama bütün bu hani monarşik iktidar, hani imparatorun, krallığın yani bir anlamda hakimiyeti. Ama bir yandan da bir aristokrasi var, bir oligarşi var. Yani düşünün hani Roma İmparatorluğu'nda senatörler toplanır falan, hani büyük toprak sahipleri, köle sahipleri falan. Yani bir de hani zaman zaman ortaya çıkan hani piletleri de işin içine katan, neyse, o yani onları kenarda tutan bir cumhuriyet, yani bir üçünün birlikteliği. İşte bu birliktelik imparatorlukta da var diyor. Eğer okuduysanız ileri noktasında tam da nerede, yani buraya bu sayfaya da koydum, hani bunu başından sonuna bakabildiniz mi bakamadınız mı bilmiyorum ama emperyal komuta diye, yani 350. sayfası, 350 ile 54 arasında böyle kısa bir hani bir 5 sayfalık yer. Yani burayı hani bu hibrit varoluşu anlamak açısından burasını okumanızı öneririm. İşte bu monarşi, hani küresel imparatorlukta monarşi nedir? Aristokrasi nedir? Ve cumhuriyet, demokrasi nedir? Bunu anlatıyorlar ve hani monarşi dediği işte Amerika'nın diğer koalisyon üyeleriyle birlikte Irak'a müdahale etmesi. Yani şimdi burada yani Amerika tabii ki bu imparatorluğun önemli aktörlerinden birisi ama tek aktörü değil.
Şu anda Amerika olabilir, bir süre sonra Çin olabilir, Japonya olabilir. Yani anda hani imparatorluğun kuruluşunun Amerikan Federatif Devleti'nin ve Amerikan Anayasası'nın hani bütün Amerikan kıtasına yaygınlaşması ile şimdi bu yeni 1990'lar itibaren başlayıp bütün dünyayı kaplayan imparatorlukla Amerikan federal sisteminin kuruluşu, anayasasının kuruluşu arasında paralellik kuruyorlar. Yani Avrupa emperyalizmlerinden, Avrupa'daki devletlerin emperyalizminden farklı olarak Amerikan emperyalizmi bir anlamda öyle bir kuruluş ki genel yani bütün dünyaya genelleniyor ama hani tek ayaklı, tek başına olamayacağı için, duramayacağı için hani diğerleriyle birlikte yani bütün diğer ulus devletlerle birlikte. Dolayısıyla hani monarşi dediği bu. Yani askeri düzeni kontrolünde tutan örgütlenmeler. Yani ulus devletler. Tamam diyorlar. Ulus devletler küreselleşmeyle birlikte bazı etkilerini yitirdiler. Yani metalar ve bilgi ve etkileşim, iletişim, ulus devlet sınırlarını tanımıyor. Ama bu ulus devletlerin yok olacağı anlamında değildir diyorlar. Tam tersine bu yeni küresel düzenin olmazsa olmaz aktörlerindendir ulus devletlerin yapıları, bürokrasileri. Yani bu emperyal düzenin monarşi kısmı onlardır diyor. İkinci kısım bu emperyal düzenin, yeni emperyal düzenin aristokratları, hani Roma, eski Roma'daki o senatörler, oligarşi, büyük toprak sahiplerinin yerini tabii ki sermaye, ulus aşırı sermaye, ulus aşırı sermaye yani para aristokratik güçtür. Para, yani şöyle cümle kuruyorlar. Para emperyal hakimdir. Ama tıpkı monarşik iktidarda olduğu gibi, yani nükleer tehditte olduğu gibi ne belirli bir yeri ne de aşkın bir statüsü vardır. Yani küreseldir. Yani küresel bu ve onu hani bombayla, bomba, yani monarşik iktidarı bombaya, aristokratik iktidarı sermayeye, yani paraya, demokratik cumhuriyeti de, yani imparatorluğun üçüncü şeyini de iletişime, iletişimin yönetilmesi, eğitim sisteminin kurulması, kültürün düzenlenmesi, iletişim alanında ulusal egemenliğin sözülüşünü veya hani ulusal alandaki bütün bir iletişim ağlarının küresel iletişim, bilgi ve iletişim ağlarıyla bütünleşmesini hani anlatan ve buraya şey de koyuyorlar, sivil toplum kuruluşlarını. Sivil toplum kuruluşlarını, sendikaları, hani diğer yani çokluğun farklı örgütlenmelerini bu demokratik cumhuriyet gücüne, üçüncü komponenta, dediğim gibi bütün bu firmaları, uluslararası sermaye küresel ekonomiye hakim olan küresel sermaye sahiplerini, işte eski aristokratik güce, yani bu işte Amerika gibi ulus devletin yani askeri olarak güçlü, hadi askeri olarak Amerika hala tek güç, yani o askeri gücü onu hala bu emperyal düzenin monarşik alanının tek hakimi veya tek hakimi demeyelim de baş hakimi, öyle diyelim. Baş aktörü, öyle diyelim. Baş aktörü olarak tutuyor. Çünkü ve diğer hani nükleer silaha sahip olanlar,
Hani işte bütün şey o ya, yani İran nükleer silaha sahip olmasın. Hani engellemek bütün o ambargolar, şunlar bunlar falan. Hani nükleer silaha sahip olanlar, sahip olan ulus devletler hani monarşi, hakim durumdalar. Veya hani işte Birleşmiş Milletler'deki güvenlik güvenlik kurulu. Yani orası hani bu askeriyenin hakim olması dolayısıyla bomba, nükleer tehdit, hayatın yok yeri, mutlak yok etme kapasitesi. Yani işte nükleer her an dünyadaki, dünya yok olabilir. Yani bu nükleer güçler birbirleriyle savaşı tutup birbirlerini atom bombasıyla bombalamaya başladıkları an, hani bunun şu anda var olan nükleer kapasitenin dünyamızı, birkaç tane dünyamızı hani yok etmeye yeteceğini biliyoruz. Yani hani bu böyle bir şey, bu küresel imparatorluğun monarşik iktidarı böyle bir şey. Bir tehdit. Yani bunu yani yaptığı zaman kendisi de yok oluyor. Ama bir tehdit olarak orada. Yani Nen'in çalışması için işte bu Foucault'daki biyo iktidarın, hani ulusal düzeydeki biyo iktidarın insanları daha sağlıklı, daha eğitimli yaparak daha üretken hani hale getirmesi gibi işte küresel sermayenin, yani bütün dünyaya alsal olarak ve hiyerarşik olarak, yani bu küresel firmaların komuta merkezleri nerelerde, ne kadar dağılmış, ne kadar toplu, nerelerden muhasebeleri, yani mesela birçok böyle büyük şirketin muhasebecileri Hindistan'da mesela. Yani Hindistan'dan Amerika'daki firmanın muhasebesini Hindistan'da evinde oturan bir muhasebeci yapıyor. Veya birkaç muhasebeci yapıyor filan. Yani böyle hani küresel olarak dağılmış bir sermaye ilişkileri. Asal ve hiyerarşik bir şekilde ve yine hiyerarşik olarak örgütlenmiş olan ve maalesef Habermas'ın ümit ettiği gibi iletişim eşitler arasında örgütlenmemiş durumda şu anda. Yani eğitim sistemin öyle, kültürün, kültürel üretim, bütün bu dizi, yani bütün onlar yine hem hiyerarşik hem de ağırsal, ağırsal olarak dağılmış durumda, hem de hiyerarşik olarak örgütlenmiş durumda. İkisi, ikisi bir arada. Ama bunu diyor, yani burada yine hani şöyle çelişkili bir şey söylüyorlar. Diyorlar ki, bu yeni imparatorluğun Roma İmparatorluğu'nda olduğu gibi Roma'sı yoktur. Yani bir merkezi yoktur. Ama hani bir merkezi yoktur demek, merkezi yoktur demek değil. Yani şu anda yani Amerika'yı Amerika'dan benzetme yaparak düşünecek olursak, şu anda sanki, bakın ama sanki, yani bir benzetme, sanki ABD yeni Roma, yani o Roma İmparatorluğu'nun Roma'sı değil de yeni Roma, ya da hani ABD'ye yeni Roma demeyelim, ya da daha da ABD'nin altına, Amerika Birleşik Devletleri'nin altına, yani şehirlerine inelim, yeni Romalar kümesidir. Peki yeni Romalar kümesi dediğimiz zaman işte Washington bomba oluyor, New York para oluyor, Los Angeles'ta gökyüzü, cumhuriyet, iletişim oluyor. Veya sivil toplum örgütleri oluyor. İşte çokluğun hani daha bir görünebildiği bir yer oluyor. Ama bu sanki, yani hani eğer orayı ama dünya çapında düşünecek olursak, hani yine Washington bomba, belki Londra
para olabilir mi? Bir dönem öyleydi belki de. Belki de yani sermayenin merkezi olarak New York'tur muhtemelen. Çünkü hani New York, Londra ve Tokyo arasında hani bu güneş batmayan üçlüdür. Yani paranın hakimiyeti, sermayenin hakimiyeti olarak düşünecek olursak hani işte Tokyo uykuya daldığında Londra harıl harıl çalışıyordur. Londra'daki borsa hani uykuya daldığında New York'taki borsa harıl harıl çalışmaya başlamıştır. Castells esasında buradaki bu bölümün anlatımı kendileri de söylüyorlar. Yani bizden önce bütün bunlar söylendi. Biz belirli bir şekilde bunu birleştiriyoruz. Yani yeni bir tez ekliyoruz diyorlar. Castells'in işte network toplumu, ağ toplumu yani kavramlaştırması. Ama onlar hakikaten çarpıcı yeni bir kavramsallaştırma ile bunu ortaya koymaya çalışıyorlar. Eğer dinlediyseniz zaten Michael Hart da hani bu hani bu kitabı yani bir şekilde daha önceki bilgileri bir araya getirdik. Ama hani işte bu imparatorluğun nasıl ortaya çıktığını 90'lardan itibaren. Şimdi burada ilk başta dediniz ki çokluğu anlamadım ben. Şimdi çokluk ve imparatorluk esasında çokluk ve imparatorluk birlikte bunlar. Yani imparatorluğu oluşturan şey çokluk. Yani bütün dünyaya dağılmış olan bütün insanların tümü. Yani hani bu ulus devletin halk, hani ulus devlet egemenliğinin şimdi monarşik egemenliğin sahibi kimdir? Kral değil mi? Veya işte bir aile, yani o kralın bir sonraki işte kuşaklar boyunca geldiği egemenlik ondadır. Ama halk ulusal egemenlik, ulusal egemenliğin sahibi hani Rousseau-vari bir şekilde halktır. Halk. Yani halkı temsil eden iktidarı yönetir. Halk temsili. Evet, biriniz şuradan bakayım. Biriniz, evet Hatice. Evet, dinliyorum. Hocam, kitapta çoklukta halkı kastetmediklerini söylüyorlar. Heh, işte ben de oraya geliyorum. Yani ulusal egemenliğin çokluğu diyelim, ulusal egemenlik halka tekabül ediyor. Ama diyorlar çokluk halk değildir. Kalabalık da değildir. Çokluk, yani çokluktur. Hani o yeni bir kavram. Yani emperyal egemenliğe tekabül eden çokluk, ulusal egemenliğe tekabül eden halk. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla hani çokluk halk değildir. Tamam mı Hatice? Bunu diyorlar. Evet Hatice. Tamam mı? Tamam. Peki. Tamam hocam. Tamam. Evet. Yani şimdi peki yani bu çokluk yani bir dünya devleti yok ortalıkta. Tamam mı? Bir dünya devleti yok. Ama nasıl bu emperyal egemenlik var? Veya hani bir daha önceki dönemde olduğu gibi işçi sınıfı partileri yok. Hani dünya işçi sınıfı partileri. Yani ulusal işçi sınıfı sendikaları, partileri var. Hani İngiltere'de işçi partisi, başka yerlerde falan. Ama dünya işçi sınıfı partileri veya hani çokluk partileri yok. Veya bir hani imparatorluğun bu hiyerarşik ve asa olarak örgütleyen bir dünya devleti yok. Hani nasıl oluyor da bir dünya devleti ve çokluk var? Bunu hani dedim ya, çokluğu ben de daha önceden tam anlamıyordum ama bugün yeniden okurken ve düşünürken şöyle bir
kavramlaştırmayla çokluk ve imparatorluğu daha iyi anlatabileceğimi ve anlayabileceğimi düşündüm. Şimdi ki zaten bunu kendileri de anlatırken kullanıyorlar. Bunu daha önce görmemiştim. Şimdi emergence diye bir kavram vardır. Türkçe'de oluşum. Oluşum. Yani bir takım öğeler bir araya gelir ve o bir araya gelmeden sonra o öğelerin toplamından daha fazla bir şey ortaya çıkar. Hani esasında Durkheim'in grup tanımı da böyle bir şeydir. Hani bireyler bir araya gelir ama bir araya gelen bireylerden daha fazla, bireylerin toplamından daha fazla bir şey ortaya çıkar. İşte buna evet böyle bir tanım var. Evet doğru. İşte o emergence, oluşum. Şimdi imparatorluk da bir oluşum veya çokluk da bir oluşum. Yani emerge ediyor. Ha çokluk şu anda imparatorluğa tabi olmayan imparatorluk, yani karşı imparatorluğu kurmuş bir çokluk var mı? Yok. Hani o başka bir şey. Hani karşı imparatorluğu, yani sermayenin imparatorluğunu değil de hani çokluğun düzenini kurabilecek potansiyel var demek istiyorlar. Yani emerge edebilir, oluşabilir. Yani oluşumsal bir süreçle çokluk başka bir düzen kurabilir. Ama şu anda yine oluşumsal bir düzenle çokluk artı diğer öğeler, yani ulus devletler, yani ulus aşırı şirketler, sermaye, yani bu ulus aşırı sivil toplum kuruluşları, yani ne bunlar? Mesela sınır tanımayan doktorlar bile diyor. Bu imparatorluğun öğeleridir. Yani imparatorluğun oluşumuna katkıda bulunan şeyler. İmparatorluğun oluşumunu esasında yani bütün bu öğeler belirli bir şekilde bir araya geliverir. Yani nasıl? İşte mesela Irak'a müdahale etmek gerektiğinde veya işte Suriye'ye müdahale etmek gerektiğinde veya işte Afganistan'a müdahale, yani hani bir şekilde mobilize etme, manipüle etme. Yani bu şeyde de var, Bauman'da da var. Yani bir şekilde hani ayartma, hani işte biraz önce şeyi ayartarak Saddam'ın Küveyt'e müdahale etmesini sağlayıp sonra hani bir işte Küveyt'in hakkını savunan, kendini savunamayan küçük bir devletin hani hakkını savunan. Şimdi mesela bu imparatorluk her zaman benzer bir şekilde mesela Afganistan'da veya Irak'ta veya Suriye'de farklı bir şey ortaya çıktı. Ayrıca analiz edilmesi gerekir. Ama mesela Bosna Hersek'te ve Kosova'da hani şimdi bu yaklaşım çerçevesinden bakınca beklenir ki hani oraya nasıl Irak'a müdahale ettiyse işte bu Srebrenica katliamı olurken hani niye Bosna Hersek'e müdahale etmedi? Hep böyle iş edildi. Ya tamam bir zamanlar hani ya niye dünyaya müdahale ediyorsunuz ey Amerika? Sen de dünyanın jandarmasısın mısın dedik ama şimdi de tam tersine o dönemde çağrıldı. Sanıyorum Clinton dönemiydi o. Hani Clinton'da işte Vietnam Savaşı'na karşı çıkmış ve hatta asker kaçağı olmuş birisi olarak hani Vietnam'a müdahale etmek yanlıştı. Şimdi de ama Vietnam'a müdahale etmek emperyalist bir müdahaleydi. Ama Bosna Hersek'te katliamı durdurmak üzere müdahale etmek imparatorluğun bir müdahalesi. Orada belirli insanların hani
yaşam hakkını savunmak üzere bir müdahale. Hani sonunda işte Birleşmiş Milletleri devreye sokularak falan biliyorsunuz veya Kosova'da daha son dönemde. Yani Avrupa'da olduğu zaman hani bu olaylar Afganistan'da, Irak'ta, Suriye'de veya dünyanın başka yerinde olduğu kadar hızlı müdahale etmeyebiliyor. Yani hani orada çünkü karşı şeyler de söz konusu. Yani müdahale karşıtı argümanlar söz konusu. Evet, şimdi